TRT24 YouTube kanalında Mehmet Tahsin'in Bülent Keneş'in Lüks Yaşamının Tanığıyım başlıklı yazısını dinliyorsunuz. 10 Ekim 2015 günü Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan hakim karşısına çıktığında tutuklanacağına kimse ihtimal vermiyordu. Apar topar tutuklanmış ve Metris cezaevine götürülmüştü. Gece geç vakitte avukat olarak ziyaret ettiğim görüş odasında böyle bir tutuklamayı beklemediğini anlattı. Tutukluluğu uzun sürecek olursa evin elektrik, su faturaları, çocuklarının okul taksitleri gibi ödemelerin aksamaması için banka şifrelerinin tamamını bana yazdırdı. Ertesi sabah eşimi de alarak Halkalı'nın toplu konutlarında bulunan evine gittik. Eşi İpek Hanım'la beraber bilgisayarı açıp Bülent Bey'in banka hesabına ulaştık ve ödemelerin bir kısmını yaptık. Yaptık yapmasına ama hesapta da para kalmadı. O gün gazetenin insan kaynaklarını arayıp mümkünse bir sonraki ayın maaşının bir kısmını avans olarak yatırmalarını rica etmiştim. Bir gazetenin genel yayın yönetmeninin durumu buydu. Yine o günlerde bir vesileyle karşılaştığım havuz gazetelerinden birinin başına getirilmiş, eski milletvekili, şair, İslamcı genel yayın yönetmenine cemaat aleyhine yaptığı haberleri sorduğumda mecburen yaptığını, bu görevi hakkıyla yapmazsa bugün değeri milyon doları bulan, Topkapı Merkez Evlerinden aldığı dairenin taksitlerini ödeyemeyeceğinden dem vurdu. Konuşma sırasında masasındaki bir paket içindeki 3 adet Pro'nun tanesinin 100 euro olduğundan da bahsetti. O gün için hesapladığımda bir işçinin asgari ücretine denk geliyordu. Eğer Bülent Keneş de o İslamcı şair gibi ruhunu muktedire satanlardan olsaydı bugün milyon dolarlık evlerde oturur, Türkiye'nin ne kadar başarılı bir ülke olduğu yalanlarını dünyaya anlatmaya devam edebilirdi. Yapmadı. Muktedire yalakalık yapmaktansa mesleğini özgürce yapabileceği çileli ama onurlu bir yolu tercih etti. Malumunuz Ukrayna'nın NATO ile ilişkilerini güçlendirmesinden rahatsız olan Vladimir Putin, 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'ya saldırdı. O günden bu yana OHCHR tarafından açıklanan rakamlara göre sadece Ukrayna'da 403'ü çocuk, 6490 sivil hayatını kaybetti. 8 milyona yakın Ukraynalı ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Savaş hala devam ediyor. Putin'in "size de aynısını yaparım" tehditlerinden yılmış olan İsveç ve Finlandiya'da kendilerini korumak için NATO'nun şemsiyesi altına girmek istedi. Geçen Mayıs ayında resmi olarak NATO'ya katılmak için başvurdular. Ancak bunun mümkün olabilmesi için NATO'ya üye ülkelerin tamamının onayı gerekiyordu. Tam bu noktada NATO'nun en büyük ikinci ordusuna sahip Türkiye'nin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'nun katılımıyla ilgili rezervi ortaya çıktı. Erdoğan, eğer NATO'ya girmek istiyorlarsa ülkelerinde bulunan teröristleri iade etmeleri gerektiğini söyledi. Hafta başında İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Türkiye'ye geldi. Görüşmeler sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, İsveç'ten özel bir talepte bulundu. FETÖ terör örgütünden İsveç'te olan bir tanesi var ki ismini de vereceğim, Bülent Keneş. Mesela bu teröristin Türkiye'ye deport edilmesi bizler için büyük önem arz ediyor. Ve bununla alakalı olarak da biz tabii İsveç'in daha hassas davranmasını istiyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Hali hazırda devam eden bir savaş var, on binlerce insan hayatını, milyonlarcası evini yurdunu kaybetmiş, Putin Ukrayna'ya yaptığının aynısını İsveç ve Finlandiya'ya yapmakla tehdit ediyor. Neredeyse 3. Dünya Savaşı çıkacak, asrın lideri İsveç'te yaşayan bir gazetecinin peşine düşmüş. Adeta uğruna dünyayı yakmayı göze almış. İnsan ister istemez Bülent Keneş'i Erdoğan'ın gündeminde ilk sıraya oturtan nedir diye merak ediyor. Sağ olsun havuz medyası merakımızı giderdi. Dünkü sabah gazetesi Keneş'in idamlık suçlarını tek tek saymış. İdamlık diyorum çünkü habere konu olan iddianamenin savcısı Can Tuncay, Bülent Keneş'in işlediği suçları saydıktan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti. Eğer idam cezası kalkmasaydı ona isnat edilen suçun cezası idamdı. Bülent Keneş'le aynı dosyada, aynı iddialarla müebbet hapis talebiyle yargılanan Ahmet Altan'ın tabiriyle zekadan ve hukuktan yoksun iddianameye göre Keneş'in örgüt üyeliğine dair 4 tane delil ortaya koymuş.
1. Today Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni olması. 2. Evinde yapılan aramada Fethullah Gülen tarafından yazılmış kitapların bulunması. 3. Eşinin bankasya hesabında 13.862 lira 71 kuruşluk artış olması. 4. Çatı davada yargılanan, aynı zamanda Zaman gazetesi yayın danışmanı olan Hamdullah Öztürk'le aralarında telefon irtibatının olması. Savcı Can Tuncay Bülent Keneş'i bu delillerle örgüte üye yaptıktan sonra 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiğini ima eden 2 adet Twitter mesajına yer vermiş. Bu iddialarla yapılan yargılama sonucu yakalanan sanıklar müebbet hapse mahkum edildi. Ne var ki Yargıtay bu cezayı bozdu ve tüm sanıkların darbe suçundan beraat etmelerini sağladı. O davada yurt dışında olduğu için dosyası ayrılan Bülent Keneş de olsa beraat edecekti. Herkes biliyor ki Recep Tayyip Erdoğan Bülent Keneş'in tek bir yazısını dahi okumamıştır. Yine herkes biliyor ki Bülent Keneş 2013 yılından itibaren AK trollerin hedef tahtasına koyduğu isimlerin başında geliyor. Çünkü onu laakal 15 günde bir paylaştığı hırsızdan, yolsuzdan, rüşvetçiden, komisyoncudan, talancıdan, yalancıdan, müfteriden, küfürbazdan cumhurbaşkanı olmaz mesajları nedeniyle hedefe koydular. Dün havuz medyasında özellikle vurgulanan konulardan birisi de buydu. Cumhurbaşkanına hakaret. Bu paylaşımları nedeniyle yargılandığı mahkeme salonunda ben de vardım. Keneş savunmasında aynı sözleri tekrarladı ve aynen şunları söyledi. Bu paylaşımda sayısını bilmediğim kere tarafımdan yapılmıştır. Sadece atfettiği konum zaman zaman değişiklik göstermiştir. Hırsızdan, yolsuzdan, rüşvetçiden, yalancıdan, müfteriden, münafıktan, mürayiden, despottan, devlet adamı olmaz dediğim gibi vali de olmaz, gazeteci de olmaz şeklinde bir ifadedir. Dünyadaki tek devlet adamı kabul edebileceğiniz gibi suç iddiasında bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan değildir. Üzerine neden alınmıştır? Doğrusu merak etmekteyim. Bunu izah etme sorumluluğu da Cumhurbaşkanı veya avukatlarına düşmektedir. Yine bu analizde yer alan ve hiç kimsenin itiraz edemeyeceği görüşleri Cumhurbaşkanına atfedilmiş gibi sunmak suretiyle hakkımda suç oluşturmaya çalışan Cumhurbaşkanı avukatları ve savcılık makamı doğrudan Cumhurbaşkanına ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret suçu işlemiştir. Ben tekrarlıyorum, hırsızdan, yolsuzdan, rüşvetçiden, yalancıdan, müfteriden, münafıktan, mürayiden, despottan, devlet adamı olmayacağı gibi insan bile olamaz. Bunun aksini savunmak da insanlığa yakışmaz. Bülent Keneş bunları söylerken hakimin yüzünün kıpkırmızı olduğunu, salondaki biz izleyicilerin de kendimizi tutamayıp güldüğümüzü söylemeye gerek yok sanırım. Erdoğan, her şeyden vazgeçtim, sizden Bülent Keneş'i istiyorum dediği zaman İsveç Başbakanı dönüp hangi gerekçeyle diye sorsaydı, ona bunları anlatacaktı. Neyse ki İsveç Başbakanı Erdoğan'ın talebinin İsveç hukuku ve uluslararası sözleşmeler göz önüne alınarak değerlendirileceğini söyledi. Ya işte böyle sevgili reis sevdalıları. Sonra da kalkıp hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye insan haklarına saygıda dünyada en kötü 10 ülke arasına neden düştü diye sormayacaksınız. Her şeyin bir bedeli var, diyor Mehmet Tahsin TR724'deki köşesinde.